Değerli dostlarım, geldik ikinci videomuza. Bunda neyi inceleyeceğiz? Hukukun anlamları, hukuk hükümlerinin türleri ve hukuk dallarını, yani hep sınıflandırma kavramlarını inceleyeceğiz. Yani bir, işte biz hukuk deyince aklımıza neler gelmeli veya hukuk hükümlerini nasıl tasnif etmeliyiz veya Türkiye'de bir dünya hukuk dalı duyuyoruz. Mesela işte anayasa hukuku ne bu? Medeni hukuk bu ne? Bunları duyuyoruz. İşte bunların analizini yapacağız. Birazcık daha. Hukukun anlamlarına baktığımızda, ilk başta hep ne derler? Mesela şeyi duyarsın, böyle mahalle arasında falan konuşurlar. İşte mahalledeki bir büyüğümüz, mesela Salih abi. Salih abi bakkal dükkanı açacak. Ama iş bayağı bir uzadı. Hani geliyorsun gidiyorsun, dükkan böyle bir tadilat bir şey. Bir türlü açılamadı. Ya Salih abi hayırdır şu dükkanı bir açamadın ya falan dersin. Sorma Özgür ya, üf, mevzuata takıldı oğlum der. Mevzuata takıldı. Kastettiği şey bu bürokratik izinlere falan takıldı demek değil mi? Aynen o. Onu kastediyor zaten. İşte mevzuat, bürokrasi orada kastettiği şey. Yani yazılı kurallar, değil mi? İşte hukukun yazılı kurallarının olduğu anlamına biz ne diyoruz? Mevzu hukuk diyoruz. Buradaki kasıt bu. Tekrar söylüyorum. Hukukun yazılı kurallarıdır. Mevzu hukuk dediğiniz şey. Peki, burası eyvallah. Ama hukukun yazısız kuralları da var. Yani gelenekler de var. Mesela gelenek iradesi. Bizde örf adetin olduğu taraf. Güçlü kaynaklardır. Hatta gelenek sırf halk arasında da görülmez ha. Devlet geleneği de vardır. Mesela kara kuvvetleri komutanı genelkurmay başkanı olur diye bir gelenek var Türkiye'de. Nerede yazıyor? Hani hiçbir yerde. Cumhurbaşkanı en çok milletvekiline sahip partinin liderine hükümeti kurma görevi verir. Nerede yazıyor? Hiçbir yerde. Ama bunlar bizim neyimiz? Devlet geleneğimiz. Hani daha sonra da yeri geldiğinde göreceğiz. İşte bu devlet gelenekleri dengesine baktığımızda bunlar da bir nevi örf adettir ama halk geleneği değil devlet geleneğidir. Halkın da geleneği var. Hani örf adet hukukunda vesaire göreceğiz. İşte atıyorum nişanı kız tarafı yapar muhabbeti. Veya işte atıyorum bu çiftçilikte vesairede masrafları tarlaya ekip biçen karşılar falan böyle bir dünya şey var. Bunlar da halk gelenekleridir, uygulamalardır. İşte geleneklerin de yani yazılı olmayan kuralların da olduğu tarafa biz ne diyoruz? Onların da katına örf adet diyoruz. İşte o yazısız kurallar da oyuna katılırsa, yani yazılı yazısız kurallar birlikte olursa bunlara ne diyoruz? Pozitif hukuk. O zaman buradan şöyle bir anlam çıkar mı? Yazılı kurallar mevzu. Yazılı yazısız kurallar pozitif hukuk. Peki buradan şöyle bir sonuç çıkar mı? Pozitif hukuk mevzu hukuku kapsar. Kapsar. Çünkü burası sadece ne? Yazılı. Burası yazılı yazısız. Böyle olunca ister istemez üstü konumunda oluyor. Yazılı yazısız iradesi ise ister istemez üstü noktasında olacak. Güzel. Peki şöyle yapsan mesela. Herkesin yaşama hakkı kutsaldır. Herkes din vicdan hürriyetine sahiptir. Herkesin mülkiyet hakkı korunmalıdır diye böyle yüksek perden konuşsam. Herkes demeyecek mi? Herhalde yani. Hani bunları biliyoruz hocam zaten. Bunlar herkesin kabul edeceği şeyler. Hani bunları niye söylüyorsun ki? Falan diye gelecek mesela. Herkesin böyle herhalde yani diye karşıladığı hukuk anlamına. Hani olması gereken bu. İdeal bu zaten diye karşıladığı anlamına biz ne diyoruz? İdeal hukuk diyoruz. Tamam. Bu şekilde karşılanıyorsa herhalde ideal hukuk olarak tanımlanır. Peki bunu da kabul ettik. Bu ideal hukuk dengesini de kabul ettik. Bir de artık uygulanmayan, geçmişte kalmış kurallar da vardır değerli dostlarım. Hani bugün itibariyle uygulanmazlar bunlar. Mesela 1961 Anayasası'nın hükümleri. Bugün itibariyle uygulayabilir miyiz bunları? Mümkün değil. Niye? Tarihte kaldı artık. Veya kanun esası hükümleri. Veya işte atıyorum 2005'ten önceki medeni kanun hükümleri veya 2001'den önceki medeni kanun hükümleri vesaire. Uygulayabilir miyiz? Hayır. Nerede kaldılar? Geçmişte kaldılar. Mesela aile reisi diye bir kavram vardı. Yani mevzuatı itibariyle düşündüğünde aile reisi diye bir kavram vardı mesela. Şimdi yeni medeni hukukta ne olmuyor? Kullanılmıyor. Kaldırıldı. Hatta o dönem çok tartışıldı. Niye? Türkiye'de ya kaldırsan bile fiili olarak bu devam eder kardeşim. Aile reisi diye bir şey var. Tamam da hani artık mevzuat olarak ne değil? Yok. Tamam yani uygulaması zor. Hala çünkü o atarikili yapı ne oluyor? Bir şekilde korunuyor. Yani o kabuk daha kırılmadı oradaki denge. Bu yüzden de kavram fiiliyatta. Ama artık yok. O zaman aile reisi kavramı benim için nerede? Tarihte. Yani bazen böyle
toplumla şey, yargı işte veya devlet hani farklı düşünebilirler olayı. Ama zamanla bir orta noktada bulurlar. Hatta böyle çok enteresan kararları vardır mahkemelerin, ciddi söylüyorum. Mesela Yargıtay'ın işte geçenlerde aldığı bir karar vardı. Tekrarladığı aslında, geçmişte de almıştı ama geri zekalı demek boşanma sebebi dedi Yargıtay. Yani eşler birbirine geri zekalı derse bu boşanma sebebi. Şimdi tamam, kabul. Yani hakaret olmamalı, şu olmalı ama yani ne kadar uygulanabilir insan düşünüyor Türkiye'de ister istemez. Hani ben zaten baştan aşağı hani feminist mantıkla düşünen bir adam olduğu gibi ama uygulama pek benim düşündüğüm gibi değil. Neden? Ya bir, hatta bu kararı böyle ciddi bir makale olarak yazan bir avukat, değerli büyüğümle, hani baro başkanlarından bir tanesiyle bir ortamda bulunmuştum, o demişti. Böyle 60 yaşında büyük bir avukat, işte çok tanınmış bir avukat, o demişti. Özgürcüğüm, sen bu karar hakkında ne düşünüyorsun? Efendim dedim, hani siz daha iyi bilirsiniz ama bence uygulanabilirliği biraz tartışmalı dedim. Nasıl yani ya dedi, biz seni böyle hani modern bir çocuk bilirdik, sende mi yani falan. Yok efendim dedim, karar yerinde. Ama uygulanabilirliği nasıl yani? Yahu gerizekalı demeyi hani bir şey sayıyorsun ama Türkiye'de çiftler birbirini böyle seviyor. Ya sevme şekli bu. Ya bir düşün. Yani en basit haliyle. Mesela atıyorum bir tane çift. Adam kıza ne aldı? Bir tane hediye aldı. Kız zaten o heriften, o odun karakterden yani 20 yılda bir hediye gördüğü için böyle bir sapıtsa tepkisi nasıl oluyor? Alıyor böyle diye. Gerizekalı. Böyle tepki veriyor. Şimdi bunu ben hakaret mi sayacağım? Burada bir romantizm var, üstü örtülü de olsa. Dolayısıyla bazen devletle işte yani ne halk algısı, hukuka bakış açısı bazen değişebilir ama zamanla oturur. İşte bu mantıkla hareket edersen olması gereken, hani uygulama nasıl olur o tartışılır. Ama olması gereken hukuk kurallarının olduğu anlamına biz ne diyoruz? İdeal hukuk diyoruz. Oradaki mevzumuz bu. Peki bunu da aldık, kenara koyduk. Ama geçmişte kalmış hukuk kuralları ne diyorduk? Tarihi hukuk diyorduk. Artık uygulaması olmayan aile reisi kavramının kalktığı gibi vesaire. Peki bunlar hukukun anlamları. Yazılı olanlar, yazılı yazısız olanlar, olması gerekenler, geçmişte kalmış olanlar. Tamam? Burayı hallettik. Bir de hukuk hükümlerinin türleri var. Hani hukukun anlamları ayrıştığı gibi hukuk hükümlerinin de bir ayrışması var. Azıcık da o fasla bakalım hukuk hükümleri nasıl ayrışmış. Şimdi burası önemli. Çünkü bunu soru olarak getirdi. Kaç yıl önce bu soru kalıbı olarak getirdi. Bir buna bakalım. En başta hüküm türlerinde emredici kurallar var. Şimdi bak, bazen kanun çok böyle ağır abi gibi konuşur. Çok tepeden konuşur yani bazen. Mesela nasıl yapar? Herkesin bir nikahı olacak. Herkesin tek bir ikametgahı olacak. Kişinin mülkiyet hakkına müdahale yasaktır. Çok böyle yüksek perdeden, çok emredici bir dilden konuşmuyor mu? Çok emredici bir üslupla konuşuyor değil mi? İşte bu emredici üslupla koyduğu kurallara biz ne diyoruz? Emredici hukuk kuralları diyoruz. Tamam? Oradakiler de tekrar söylüyorum, bizim için emredici hukuk kurallarıdır. Bu bir belirlenmeli. Bunu bir kenara koyduk. Güzel. İkinci noktamız. İkinci faslımız. Tanımlayıcı kurallar. Bak, aksi kararlaştırılamayan kurallara biz ne dedik? Emredici. O öyle, onu tartışma yani artık. Onu böyle yapacağız. Anayasa Mahkemesi bir tane, bir tane. Bitti. Herkes sözleşmeyi yaparken ahlak kurallarına uymalı. Olmadı mı mutlaklıklar uyuyoruz, hatırlarsın. Heh, bu böyle, bunu değiştiremezsin diyor kısacası. Tanımlayıcı. Bak, bazen kavramların ne olduğunu ne yapamayız biz? Bilemeyiz. Mesela şöyle. Atıyorum, şimdi mesela benim işte Denizli'de kıymet verdiğim bir arkadaşım var. Denizli'deki dershanemin sahibi Ümit. Şimdi Ümit'le biz atıyorum bir borç ilişkisine girsek. Mesela benden borç para alsa Ümit. Tamam. Benden borç parayı aldı, vaktinde vermedi. Hiç de öyle huyları yoktur ama o gün böyle bir kötü dönemindeydi. Vaktinde vermedi parayı. Tamam, ben de dedim ki Ümit şu parayı ver. Tamam tamam dedi. Gecikti. Birkaç gün gecikmeli verdi. Tamam. Ben dedim ki kardeş, geciktiğin için faiz istiyorum dedim. Abi haklısın dedi. İşte madem geciktim faizimi veririm dedi. Ben dedim ki bileşik faiz istiyorum. Yani faize faiz istiyorum. Abi olur mu dedi, yani toplasam bir hafta geciktik, bileşik faiz mi olur?
Kardeşim sen tacirsin. Tacir de bileşik faiz öder. Ticaret hukukuna göre dedim. Ya yapma kurban olayım. Ne bileşik faizi? Ne yapıyorsun sen? Tam normal faiz ödeyeyim dese. Ben esnafım ayrıca dese. Ya sen tacirsin. Esnaf da tacirdi. Aramızdaki kavga niye? Tacirin ne demek olduğunu oturtamadığımız için değil mi? Adam ben esnafım o yüzden basit faizimi veririm diyor. Ben diyorum ki tacirsin bileşik faiz. Biz tacir ne demek onu oturtursak eğer basit mi bileşik mi bunu da çözmüş olmayacak mıyız? Evet. Hemen ticaret hukukuna bakıyoruz. Diyor ki bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir diyor. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa. Niye kısmen dahi olsa vurgusu yapıyor? Ortaklık. Ortaklık iradesinde söylüyor. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Burada söylediği şey bu. Tacir iradesi. Eyvallah. Bunu kabul ettik. Şimdi buna tacir denir dedik de iradeyi de bu şekilde kurduk. Eyvallah. Aslında sorunu da çözmedik mi? Ümit'in neyi var? Dershanesi var. Dershane nedir? Limited şirket. Limited şirket ne? Bir ticari işletme. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa işletiyorsa, işletiyor o zaman tacir. O zaman ne verecek? Bileşik faiz. Bitti. Sorunu nasıl çözdük? Tacirin ne olduğunu tanımlayan kurallarla değil mi? O zaman burada tacirin ne olduğunu tanımlayan deminki kural bizim için ne oldu? Tanımlayıcı kurallar oldu. Tamam, bak bunu da hallettik. Fakat arada bir de ne var burada? Tamamlayıcı kurallar var. Bir diğeri yardımcı kurallar diyelim. Tamamlayıcı kurallar ama üst başlık olarak yardımcı kurallar var. Onun ilk hali de tamamlayıcı kurallar. Şimdi tamamlayıcı yardımcının bir alt başlığı. Peki neyi tamamlıyoruz? Şöyle olsaydı. Mesela bizim Emrah'ın bir yayın evi var. Tamam. Ben de işte atıyorum büyük bir toptancı, bir kağıt toptancısıyım. Emrah dedi ki bizim matbaamız var Özgür Hocam dedi. Bize belli aralıklarla kağıt gönder dedi. Tamam dedim ben de büyük bir kağıt üreticisiyim. Tamam dedim. Zamanla gönderiyoruz. Artık sözleşme bile yapmamaya başladık. Niye? Bir hukuk oturdu çünkü. İkimiz arasında bir hukuk oturdu. Sözleşme bile yapmamaya başladık. Hani uygulamayla götürüyoruz işi. Tamam hallederiz. Tamam şöyle. Tamam böyle. İşi uygulamayla ciddi ciddi götürmeye başladık mevzuyu. İyi güzel. Bir problemimiz yok. Sonrasında bir gün Emrah gecikti. Yani borcunu ödeme noktasında, parayı ödeme noktasında gecikti. Faiz istedim. Tamam. Fakat ben faizi %8 istedim. Emrah dedi ki %3 veririm. Peki aramızdaki kaos niye doğdu? Bir sözleşme yapmadığımız veya yapsak bile faize ilişkin kısmı boş bıraktığımız için değil mi? Yani bizim aramızdaki ilişkide biz faizi hiç düzenlemedik. Ve faize hiç ihtiyaç olmayacağını düşündük. Çünkü o güne kadar ne yapmıyorduk? Hiç gecikmemecik mi olmuyordu? İşte buna binaen ilk kez oldu ve biz orayı hiç düzenlememiştik. Aramızda da uyuşmazlık çıktı şimdi faiz oranı noktasında. Hemen borçlar kanununa gittik baktık. Borç mesela Emrah %3 diyordu, ben %8 istiyordum. Borçlar kanunu dese ki, taraflar aralarında anlaşamamışlarsa, gecikme faizi %5'tir dese. Tekrar söylüyorum, taraflar aralarında anlaşamamışlarsa, gecikme faizi %5'tir dese. Ne yapacağız burada? Böyle bir durumda gecikme faizi %5'tir diyor. Ne yaptı? Bizim düzenlemediğimiz bir kısmı tamamlamadı mı orada? Bizim düzenlemediğimiz bir kısmı tamamladı. İşte oradaki kural benim için ne? Tamamlayıcı. Yani taraflar bir şey yaptığında arada bir boşluk olmuştur sözleşmede. O boşluk kısmı ne yapılmıştır? Tamamlanmıştır. Söylediği irade bu. Çok güzel. Bunu bir belirlemiş olduk. Tamamlanmış olduk. Şimdi devam noktasına geleceğiz. Bak bunu tamamladık. Bir de yorumlayıcı kurallar lazım. Şimdi yorumlayıcıda kasıt şu. Ayın ortası terimi. Yani ayın ortası faslı. Mesela bu soru olarak bunu getirmişti. Mesela ben bizim İsmail'le, vatandaşlıktaki diğer hocamız, kıymetli kardeşim İsmail'le sözleşme yaptım. Dedim ki, telefonunu aldım onun. Ayın işte ortasında borcumu öderim dedim. Tamam.
Ayın 15'inde ben gitmedim parayı vermeye. İsmail de ayın 15'inde Özgür abi gelmedi diye olduğu gibi nereye gitmiş? İcra dairesine gitmiş. Ve demiş ki ben işte Özgür abiye cebri icra başlatıyorum demiş. Şimdi ayın 16'sında gittim ben. İsmail dedim al kardeş şu telefon parasını. Bu ne abi dedi. Dedim borcum vardı yani telefondan. Abi ben onu icraya verdim dedi. Oğlum niye icraya verdin getirdik? Abi ayın ortası demiştik ayın 15'ine sen getirmedin 16'sına getirin dedi. Oğlum dedim saçmalama. Hani ayın ortası dediğin şeyden ne anlaşılır? Ayın 15'i anlaşılır. Olur mu abi dedi. Şey ayın 16'sı anlaşılır dedim. Olur mu abi 15'i anlaşılır dedi. 15'ti 16'ydı ne yaptık? Hırlaşmaya başladık. Ne diyor kanun? Taraflar aksini kararlaştırmamışsa, borçlar kanunu ne diyor? Taraflar aksini kararlaştırmamışsa ayın ortası teriminden ayın 15'i anlaşılır diyor. Bak tanımlayıcıdan farkı ne burada? Burada kavramın ne olduğunu bilmiyoruz. Burada kavramın ne olduğunu biliyoruz ama ne yapıyoruz? İkimiz de farklı yorumluyoruz o kavramı. Ve burada her ikisinde de cümleye nasıl başlamış? Taraflar aksini kararlaştırmamışsa. Yani biz çok farklı bir şey yaptık ama ikimiz de uzlaştık orada. Olur diyor. Çok farklı bir şey var. Uzlaşmışsın diyor. Yani şöyle bir şey. İsmail'le biz anlaştık ve dedik ki bu sözleşme ayın ortasında. Yani ayın 28'inde ödenecektir dedik. Ayın ortası ayın 28'i mi? Yok. Ama İsmail'le bana göre öyle. O da ortasını 28 anlıyor. Ben de ortasını 28 anlıyorum. Öyle ruhsal sıkıntı içindeyiz ikimiz de. İşte anlaştık mı? Anlaştık. Borçlar kan diyor ki benlik bir şey yok. Siz bu kadar manyaksanız benim için bir sorun yok diyor. Bu yüzden taraflar aksini kararlaştırmamışsa bu kurallar devreye giriyor. O yüzden adı yardımcı. Hani bir sıkıntı varsa ben topa gireyim noktasıyla geliyor. Ama bunlar direkt mevzuya girecekler. Mesela hani dedik ya aile reisi falan. Onun tanımı belliydi. Oradaki irade kısmı bu. Hatta o bile çok tartışılıyordu bir dönem. Aile reisi. Kime göre aile reisi? Bir de öyle bir fasıl var. Mesela hani bir dönem Ümit Boyner'i düşün. Yani TÜSİAD başkanıydı bu kadın. Şimdi aile reis dedi mi Türkiye'de hep akla hani erkek gelir ama şimdi Ümit Boyner bak hala çok güzel bir kadın TÜSİAD başkanı falan geldi bana dedi ki Özgürcüm dedi ben dedi senden çok hoşlandım seninle de evlenmek istiyorum dedi. Artık dedi hani orta yaşlı bir kadınım ama dedi sen benim yanımda ol bir de yanımda böyle sağlam bir adam olsun istiyorum dedi. Ama dedi benim dediğim olacak bu evlilikte dedi. Ümit Boyner şimdi gelip bu teklifi yaptığında dese ki hani kuralları ben koyacağım aile reisi benim ben derim ki soyadımı bile vereyim. Yani sen iste Ümit Boyner karşıdaki. İşte burada bizim evliliğimizde aile reisinin kim olacağı çok açık. Hani öyle bir sıkıntımız yok. Bu yüzden hani orası bile şey kavramı bilmiyorsan ve tanımlama noktasına gidiyorsan tanımlayıcı. Ama kavramı biliyorsan fakat farklı yorumluyorsa iki taraf yorumlayıcı. Tamam o kısma dikkat ettik. Peki anladık mı hukuk hükümlerini de? Burayı da oturttuk. Şimdi gelelim Türkiye'de hukukun dallarına. Hukukun dalları mevzusu bizim için de. Azıcık da onları yorumlayalım. Ara ara bunu da bak soru kalıbı olarak getiriyor. Bu hukukun dalları faslını. Biz de bir yorumlayalım neymiş ne değilmiş bu dalları hikayesi. Şimdi hukuku hep nasıl ayırırlar? Kamu hukuku, özel hukuk. Bir de araya birazdan karma hukuk koyacağım. Bu şekilde ayırırlar. Şimdi bak, bazen bu dersi anlatan arkadaşlarım şöyle anlatır. İşin içinde devlet varsa, kamu yoksa özel derler. Saçmalıktan başka bir şey değil. Saçmalama. Niye? Önemli olan devletin olup olmaması değil. Veya kamunun olup olmaması değil. Kamunun veya devletin kamu gibi, devlet gibi olup olmaması. Yani kamu veya devlet gibi davranıp davranmaması. Önemli olan hüküm burası kısacası. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela benim kameraman kardeşimin bayramın atıyorum bir neyi var? Parakendeci böyle kırtayasıya satan bir dükkanı var. Ama büyük bir dükkan. Yani toptancı noktasına varmış neredeyse. Tamam ben İl Milli Eğitim Müdürüyüm. Bizim Emrah'ta dershaneleri olan veya kolejleri olan bir iş adamı. Tamam mı? Tamam. Emrah gitti. Bayram'ın dükkanı. Dedi ki Bayram, benim 10 tane dükkanım var. 10 tane kolejim var. Buna işte 1000 tane tahta kalemi lazım dedi. Bana dedi satış yapar mısın? Borçlar hukuku değil mi? Alacaklı borçlu dedim.
Burada yaptığı şey bu. Normal sözleşme kurulacak. Bu özel hukuk işte, borçlar hukuku olduğu için. Bir saat sonra ben geldim. Kaç tane aldı kalemleri? 5 liradan aldı mesela. Bir saat sonra ben geldim. Dedim Bayram, ne yapıyorsun? İyi sayın müdürüm dedi. Ben İl Milli Eğitim Müdürüyüm. İyi sayın müdürüm dedi. Dedim bana 1000 tane kalem. İşte atıyorum Ankara'daki okullarda kullanılmak üzere 1000 tane kalem dedim. Tabii efendim dedi. Dedim kaç tane veriyorsun? Dedi 10 liradan. Oğlum dedim 1000 tane kalem alıyorum. Hadi bir yol yap. İşte şuydu buydu falan. Dedim onu 3 liradan ver. Ya sayın müdürüm olmaz, yanlış anlama dedi. Az önce bir kolej sahibi geldi. Vallahi 1000 taneyi ona da 5 liradan verdim dedi. E ona da aynı sözleşmeyi yapıyor. Bana da aynı sözleşmeyi yapıyor değil mi? E ben devletim. Hani devlet işin içinde oldu mu kamu hukukuydu? Bu da borçlar hukuku, bu da borçlar hukuku. Dolayısıyla önemli olan devlet işin içinde olmuş olmamış değil. Devlet veya kamu emredici gücüyle mi geliyor? Ben bayrama ya şöyle vereceksin desem vermiyorum sayın müdürüm. Git başka yerden al. Der mi? Der. Der yani. Hani adam o sözleşmeyi yapmak zorunda değil. Bu yüzden önemli olan kamu güç kullanıyor mu? Oradaki problemimiz bu bizim. Emredici geliyor mu? Yani eşitlik ilişkisi. Devlet birey dengesinde bile olsa eşitlik ilişkisi varsa, yani bir hukuki ilişkide taraflar eşit konumdaysa özel hukuktur. Ama kamu üstün konumdaysa bu bizim için de kamu hukukudur. Peki en temeli ne burada? Anayasa hukuku. En temel çıkış noktamız anayasa hukuku. Peki bu anayasa hukuku faslını halledelim şimdi. Bakın işin temel çıkış noktasıdır anayasa hukuku. Yani bizim olmazsa olmazımızdır aslında. Neden? Omurga. Yani anayasa hukuku dediğin şey omurgadır özü itibariyle. Çünkü bütün hukuk dalları, bak anayasa hukukuyla diğer hukuk dalları arasında bir hiyerarşik ilişki var diyemem. Hani bunu söyleyemem. Ama şunu diyebilirim. Devletin temel organlarını ve temel hakları düzenler. Devletin temel organları ne? Yasama, yürütme, yargı. Yasama ne? Meclis. Meclis nasıl kurulur? Milletvekillerinin yetkileri nelerdir? Vesaire. Bunları düzenleyen işte anayasa. Cumhurbaşkanı kimdir? Bakanlar kurulu kimdir? Yetkileri nelerdir? Anayasa. Yüksek mahkemeler kimlerdir? Gücünün sınırları nelerdir? Bunları belirleyen kim? Anayasa. Yani devletin temel organları. Peki bu devlet benim mal varlığımı istediği zaman alabilir mi öyle kafasına göre? Hayır, alamaz. Peki bu devlet işte atıyorum benim irademe mesela neyle alakalı? İşte temel haklarla irademe istediği gibi müdahale edebilir mi? Hayır, edemez. Böyle bir yetkisi de yok. Oradaki sıkıntı ne o zaman? Benim de temel haklarım var devlete karşı. İşte devletin temel organlarını ve vatandaşın onun karşısındaki temel haklarını düzenleyen metin ne? Anayasa. Onunla ilgilenen hukuk dalı ne? Anayasa hukuku. Bitti. Peki, ya devletin en tepesindeki temel kavramları inceledik de biz. Yani yasama neymiş, yürütme neymiş, yargı neymiş, hani bunlara baktık. Eyvallah da. Bunların alt teşkilatı da var. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu. Ya var. Ama o Bakanlar Kurulu'nun altında da teşkilatlar var. Valilikler, kaymakamlıklar vesaire, il müdürlükleri vesaire gidiyorlar aşağı doğru. Yani alt teşkilatlar da var bizim. Şimdi mesela Milli Eğitim Bakanı var, bu anayasanın konusu. İyi de güzel kardeşim, İl Milli Eğitim Müdürü diye bir adam var. Okul müdürleri var, öğretmenler var. Şimdi buna baktığında o da neyin konusu? Yani alt o idari teşkilat, en tepedeki siyasi bir organ var. Onun alt böyle piramitvari yayılan bir koca bir devasa idari teşkilatı var. İşte o alttaki devasa idari teşkilatla ilgilenen kim? İdari hukuk değerli dostlarım. Yani alttaki o büyük yapıyla alakadar olan idare hukuku. Bunu da unutmuyoruz. Peki bir tık altta benim hayatımın aşkı ceza hukuku. Uzmanlığım buradadır zaten benim, ceza hukukundadır. Efsanevi bir hukuk dalıdır. Niye? Suçu inceliyor. Büyük iş. O psikolojiyi, yani suç ne, ceza ne vesaire, bunlarla alakadar olan hukuk dalı. Şimdi birincisi, bak hiç kimseye kanunda yazmadan ne yapamazsın? Ceza veremezsin. Yani mutlaka ilkesel anlamda konuşuyorum. Kanunda yazmalı. Suç ve cezalar ancak kanunla düzenlenir. Bu bizim için nedir işte? Kanunilik ilkesinin uzantısıdır. Kanunda yazmayan bir cezayı kimseye uygulayamazsın. Bitti. Oradaki temel algı bu. Mutlaka orada yazacak. Milletler arası anlaşmalar da eşdeğer yükümlülüğü doğurur ama. Çünkü ne hükmünde zaten? Kanun hükmünde. Hatta milletler arası anlaşmayla kanunlar arasında bir çelişki olduğu zaman ne yapıyoruz? Milletler arası anlaşmanın dediği geçerli oluyor.
Oradaki hikaye bu. Eşitler arası birinci demiştik hatta. Ve ilerleyen mevzularımıza detaylandıracağız. Şimdi kanunilik dediğimiz gibi mutlaka yazmalı burada. Bir diğeri kıyas yasağı vardır. Ceza hukukunda suç ve ceza yaratılıyorken kıyas yasağı vardır. Şimdi oradaki mesela muhabbet ne? Ha bir düşün şimdi. Mesela adam öldürmenin cezası 20 yıl. Tamam. Adam öldürmenin cezası 20 yıl. Adam yaralamanın cezası yok. Kimle? Bizim Ersin'le Emrah mesela işte atıyorum nerede böyle bir uyuşturucu operasyonunda yakalandılar. İki büyük iş adamı olarak yakalandılar. Ben de yazıklar olsun. Buna da mı karıştınız deyip sinirlendim. Yayın evinin ortasında ateş ettim. Emrah öldü, Ersin yaralandı diyelim. Çıktım mahkemenin huzuruna. Hakim dedi ki Özgür Emrah öldürmekten 20 yıl. Tamam adam öldürmenin cezası. Tamam dedim 20 yıl. Ama adam yaralamanın cezası, Ersin yaralı kurtuldu. Ama adam yaralamanın cezası yok kanunda. Burada hakim, şimdi ceza vermesi lazım. Burada hakim şu noktayla mı gelecek? Ya yaralamayı düzenlememiş ama adam öldürme 20 yılsa yaralama da 10 yıldır. 10 iyi 10. 10 tam. Diye. Lan böyle ceza mı verilir İran pazarı gibi? Böyle olmaz. İşte bu yüzden ne yasaktır? Kıyas yasaktır ceza hakkında. Hani kıyasla hüküm veremezsin. Peki ama ceza verirken amaç ne olmalı? O kişiyi topluma tekrardan kazandırmak olmalı değil mi? Yani birazcık nasıl bir mantıkla gitmeliyiz? Hani onu bitirmek değil amacımız. Oradaki fasıl bu değil. Onu geri kazandırmak. Hani oradaki sıkıntımız bu. Bu yüzden mesela cezaevlerinin belli türlerine biz ne diyoruz? Islah evi diyoruz. Hani ıslah edip geri kazandırmak mantığı. Bu yüzden suç ve cezalarda neye dikkat etmeliyiz? İnsanilik veya hümanizm noktası. Peki bir başka ilke. Ceza hukukuna alakalı bir başka ilke. Şimdi burada şu da vardır bakın. Kavram dengesi itibariyle gidecek olursak. Ölçülü olmalı. Yani fiile ceza uygularken ölçülü olmalıyız. Mesela bir dönem aslında mevzu öyle değil ama tam örnek uygun olacağı için. Baklava çalan çocuklar muhabbeti vardı. 12 yıl ceza almışlardı. Şimdi kanundaki mevzuya uygun. Hani böyle mahalle girip işte mal varlığına müdahale gibi gözüken bir şey. Ama toplum bayağı bir rahatsız olmuştu değil mi bundan? Yani tamam ceza eyvallah ama yani çocuk da baklava çalmış ya alt üstü 12 yıl nedir? Gibi bir tepki olmuştu. İşte burada toplum sosyolojik olarak neyi tartışmıştı? Ya bu biraz abartılı ceza değil mi diye tartışmıştı. Neyi incelemeye gelmişti? Çok da ölçülü değil sanki demişti. İşte bu yüzden kavramda ne de olmalı değerli dostlarım? Cezalarda ölçüllükte olmalı. Bu kavrama da dikkat ediyoruz. Peki, ayrıca şimdi temel kavramlar veya yargılamada da şunu söylemeliyiz. Mutlaka kanunlarda olmalı vesaire dikiyor değil mi? Hak arama hürriyeti olmalı. Yani herkesin savunma hakkı olmalı. Ceza hukukunda mutlaka herkes savunma hakkına sahip olmalı. Çünkü burada şunu unutmamalıyız. Evrensel bir ilke biliyorsunuz. Ne diyor da? Suçluluğu ispatlanıncaya kadar herkes masumdur. Bu yüzden bir karine olarak masumiyet karinesini de vücuda getirmeliyiz. Suçluluğu ispatlanıncaya kadar herkes masumdur. Bak ben suçlanıyorum ya, savcı beni suçluyor. Ben burada neyi söylemek zorunda değilim? Masumiyetimi ispatlama yükümlü değilim. Savcı benim suçluluğumu ispatlamalı. O noktaya dikkat. Masumiyet karinesindeki durumumuz bu. Bazı temel kavramları da bilin burada. Şüpheli. Henüz üzerine suç isnadı yoğunlaşmamış. Yani işte atıyorum daha henüz adı üstünde şüphelendiğimiz kişiye verdiğimiz isimdir. Ama savcı artık o kişinin suçlu olduğunu düşünüyorsa ve mahkeme aşamasına yani yargılama aşamasına geldiysek adı neye döner bunun? Fail kavramına döner. Bak henüz soruşturmadaysak sadece şüpheleniyoruz çok net. Savcı bile henüz şüpheleniyor çok net değil. O anda şüpheli. Ama savcı artık onun suçlu olduğunu düşünüyor ve iddianameyi hazırlayıp buna göre mahkemeye vermiş bu suçlu diye. Adı ne oluyor o noktadan sonra? Artık fail veya hatta daha da belirleyelim buradaki kısmı. Fail hüküm almalı çünkü sanık daha doğru bir tanımla sanık noktasına gelecek. Ondan sonra işte olayın faili olarak görülen kişi sanık
olarak tanımlanacak. Peki, daha teknik adıyla kullanalım buradaki mevzuyu. Çünkü fail dendiği zaman birazcık hani mahkumiyet iradesi kafa karıştırabilirsin orada. Vatandaş düzeyinde buna gerek yok. Peki başka? Orada ne olacak? Bazı temel kavramlar da var. Kast. Fiili bilerek ve isteyerek yerine getirmek. Kasttakiler de bu. Çektin ateş ediyorsun atıyorum. Kan davanı gördün. Buraya kadar köpek falan niye böyle ateş ettin atıyorum. Bu ne? Kasten adam öldürme fiili. Ama atıyorum ocağın altını açık unuttun. Bizim Ersin'de orada uyuyordu. Sonra Ersin bir kalktı ocağın altı açık. Ya ulan ne uyumuşuz falan dedi. Sigarayı ağzına götürdü. Çaktı. Şampanya patladı. Ersin tavana yapıştı indi mesela. Şimdi suç bende değil mi? Ocağın altını açık unuttum. Tüpün altını açık unuttum özür dilerim. Burada benim ihmalimle olmadı mı o yaralanmayı değil mi? Taksir. Veya işte atıyorum arabamı evin önüne çektim. El frenini çekmeyi unuttum. Araba vitesten boşaldı. Yok şunun başında bir yerde evim. Araba geri gitti. İşte kum havuzunda çocuklarla oynayan Aker'i ezdi. Kendi yaş grubunu bulmuş mesela. Bu ne? Taksir. İhmal suretiyle işlenen fiiller işte. Tamam? Kast ve taksir kavramlarını da böylece unutmamış olacağız değerli dostlarım. Peki, ceza hukukuna ilişkin. Ayrıca unutmuyorsunuz bir fiilin bir yani bir fiilden dolayı bir mahkumiyet alırsınız. Ama aynı türden bir mahkumiyet alırsınız. Yani bir fiilin kanundaki irade karşılığı bir mahkumiyettir. Onu unutmuyorsunuz. Yani bir fiilden hem atıyorum süreli hem süresiz mahkumiyet çıkmaz. Ama aynı türden. Mesela şöyle düşün. Ben makam şoförüyüm diyelim. Veya işte atıyorum nedir? Bir koruma müdürüyüm vesaire. Veya bir memurum tapuda. Rüşvet aldım. Bununla ilgili ne olacak? Rüşvet aldığım için hapse gireceğim. Adli ceza. Memuriyetten atılacağım. İdari ceza. Bir de bir daha memuriyet yasağı gelecek. O da ne olacak? Güvenlik tedbiri. Tamam. 3 ayrı yaptırım var mı? Bana bir fiilden dolayı bir tane adli ceza verilebilir. Yani hem hapis cezası hem para cezası verilmez. İkisi de adli olur işte. Bir fiilin bir cezası olur dediği şey bu. Peki bunu kabul ettik. Cezai anlamdaki iradeyi. Vergi hukukuna gelelim değerli dostlarım bir de. Şimdi vergideki dengemiz şu. Şu mantıkla gideceğiz kamu hukukunda. Diyor ki vergi ilişkin hükümlerde. Bir, vergi mutlaka ne olmalı değerli dostlarım? Kanunlarda düzenlenmiş olmalı. Vergi mutlaka kanunda yazıyor olmalı. Bu bizim ilk irademiz. O zaman kanunilik ilkesi. İlki bu. İkinci özel noktamız. Hani kanunilik faslı var tamam. İkinci özel noktamız. Herkesten bir şekilde vergi alır mıyız? Herkes bir şekilde vergi bir yükümlüsü ki. Harcama üzerinden alınan vergi mesela. Hani katma değeri falan düşün. Kantinden su alıyorsun. Vergiye giriyor işte harcama üzerinden. KDV'si oluyor bu işin. Herkes öyle ya da böyle gelir elde ediyorsun gelir vergisi. Diyorum. Şirket kuruyorsun kurumlar vergisi. Herkes bir şekilde vergi ödüyor. Neye geliyor iş? Genelliğe geliyor. Peki şimdi dikkat. Buradaki kısma dikkat. Vergiyi alırken ne yapmamız lazım? Ölçülü olmamız lazım. Yani adil olmamız lazım. Buradaki kasıt ne? Herkesten ödeme gücüne göre vergi almamız lazım. Mesela şöyle düşün. Aker'le ben. İşte burada ne diyor? Aker'le Özgür Hoca. İkimiz de bir dershanede çalışıyoruz. Ve dershanenin sahibi demiş ki her hoca karizmasına ve hocalık gücüne göre maaş alacak demiş. Dershanenin sahibi bunu diyor. Her hoca karizmasına ve hocalık gücüne göre maaş alacak dese. Aker de orada çalışıyor ben de. Şimdi eğer kurum böyle bir ücretlendirme yaparsa benim o kurumdan aylık 20 bin lira almam lazım. Aker'in 2 bin lira alması lazım. Madem böyle bir kriterle gidiyorsak 2 bin lira almamız lazım. Peki gelirimiz bu seviyede Aker'le. Şimdi her ikimiz de %10 vergi ödersek, yani her ikimizden de %10 vergi alınsa. Ben aylık ne kadar vergi vereceğim? 2 bin lira vergi vereceğim. %10 alıyoruz. Aker aylık ne kadar vergi verecek? 200 lira. Yani neye döndü? Benim net gelirim 18 bin liraya düştü. Aker'in net geliri 1800 liraya düştü. Öyle değil mi? Peki benim hayat tarzımda çok bir değişiklik olur mu?
Kahvaltıda havyar yemem falan. Hani olur, en fazla değişecek şey bu. Aker'in hayat tarzında ciddi bir değişiklik olur mu? Kontür bulamaz. Zaten bulamıyor, kontür parası bulamaz. E şimdi iş buna geldiğinde ne olacak? Her ikimizden de %10 vergi almak alt gelir gruplarına zarar vermiyor mu? Zarar veriyor. Mutlak eşitliği uyguladığın zaman sıkıntılı bir şey değil mi? Bu yüzden Türkiye'de gazete haberlerinde veya televizyonlarda dikkatinizi çeker. Ne olur? Artan oranlı vergilendirme uygular. Şuraya kadar %8, şuraya kadar %10, şuraya kadar %18 falan diye. Yani her sınıf grubuna kendine göre vergi verir. Herkes ödeme gücüne gitsin diye. İşte bu da nedir? Adalettir. Bu dengeyle gidiyorsa burada işte adalettir. Burada ama şunu unutmayın bak. Vergi hukukunda nispi eşitlik vardır. Bunu unutmayın bak. Tamam, her sınıf kendi içinde gelir elde edecek. Kabul. Buna bir diyeceğim yok. Ama şöyle olsa atıyorum. Bizim Gizem, diğer Türkçecimiz. O da Aker gibi 2000 lira alıyor. O zaman o da aynı vergiyi verecek. Yani her sınıf kendi içinde eşit. Bu yüzden nispi eşitlik vardır. Ama farklı gruplar ne yapacak? Farklı vergilendirmeye tabi olacak. O da ne? Adaletle alakalı. Peki. Bir diğeri icra iflas hukuku. Burada kasıt ne? Alacak takibidir. Bir hak takibidir kısacası icra iflas. Burada ne? Basit düzeydeki borç ilişkilerinin takibi nerede olur? İcrada olur. İflasa tabi, bak adı buradan gelir. İflas edebilecek kişiler. Yani ne? Tacirler. Bunların takibi nerede olur? İflas hukukunda. Aslında iki ayrı hukukta alıksacağız. Takip hukuku diye de geçer. Alacak takibinizdir. İşte demin yaptırımda gördük mesela medeni haklardan hani çocuğu görme hakkı falan gibi bunların takibidir. İcra iflas da dediğimiz gibi bir takip hukukudur. Başka medeni usul hukuku veya diğer adıyla yargılama hukuku. Burada şunu söyler yargılamada. Bakın en basiti budur zaten. Mahkemeler nasıl yargılama yaparlar? Burada söylediği şey birazcık bu. Yani mahkemeler hangi kurallara göre yargılama yaparlar? Hangi davalarda tek hakim olur? Hangi davalarda üç hakim olur? Deliller nasıl ileri sürülür? Kısacası mahkemeler yargılama yaparken uyacağı şekli kurallar nelerdir? Buna gider. İşte bu da medeni usul veya yargılama. Aman diyeyim ismindeki illüzyona takılmayın. İsminde medeni kelimesini gördünüz diye bunun neyle alakası olduğunu düşünmüyorsunuz. Medeni hukukla alakası olduğunu düşünmüyorsunuz. Aman ha. Bu başka bir şey. Ve son olarak devletler genel hukuku. Bir de buna bakıyoruz. Şimdi devlet otoriter bir güç değil mi? Evet. Ama bu devlet kendisi gibi olanlarla da temas kurabiliyor mu? Evet. Yani yabancı devletlerle temas kurabiliyor mu? Bu temaslar nasıl oluyor? Sözleşmeler yapılıyor, birlikler kuruluyor, anlaşmalar vücuda getiriliyor, ikili anlaşmalar, paklar kuruluyor vesaire. Şimdi bu sözleşmeler nasıl yapılmalı? İmzayı kim atmalı? Sözleşmeye uyulmadığı zaman yaptırımı nasıl olmalı? Bunlar hep neyin mevzusu olacak? Devletler genel hukukunun mevzusu olacak işte. Tamam? Yani buradaki mevzu da ciddi gördüğünüz üzere. Devletler genel dediği şey burası. İkili ilişkiler, devletlerin birbirleriyle ilişkileri. O zaman değerli dostlarım, bugünkü dersimizde ne yaptık? 1. Hukukun anlamlarına baktık. Mevzu hukuka baktık. Orada pozitif veya müspet hukuk noktasına geldik. Neydi mevzuda? Yazılıydı. Diğeri yazılı yazısız kurallardı. Olması gerekeni ideal hukuk, tabi hukuk veya doğal hukuk böyle de adlandırılır. Geçmişte kalmış hukuk kurallarına ne dedik biz? Tarih hukuk dedik. Kuralların içeriğine göre inceleme yaptık. Aksi kararlaştırılamaya ne dedik? Emreci kurallar. Kavramı tanımlayanları adı üstüne ne dedik? Tanımlayıcı kurallar. Sözleşmelerde veya işlemlerde boşluk olursa devreye girenlere yardımcı kurallardı ki iki alt başlığı vardı. Orada tamamlayıcı ve yorumlayıcı şeklindeydi. Ayrıca ne yaptık? Hukukun dallarından ilk kısmı analiz ettik. Kamu hukuku faslını analiz ettik değerli dostlarım. Bugünkü ders tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlarım.